bid'at ehliyle yakınlaşmanın zararlarını, tehlikelerini. Okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men lem yeşhed limen şehide Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem bil cenneh fe ve sahibu bid'a ve dalale şahakkum fîmâ kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden bazılarının cennetlik olduğunu müjdeledi mi? Evet. Aşere-i Mübeşşere bunlardan mı? Evet. Sonra Bedir ehli bunlardan mı? Evet. Hudeybiye ehli bunlardan mı? Evet. Tabii bütün sahabe hakkında genelde var da. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adama cennetlik buyurduysa, bu da kalkıp da yani öyle dese de ben bu cennetliğine şahitlik etmem derse, bid'at ve dalalet sahibidir, ehl-i sünnetten çıkar, Rasulullah'ın dediğinde şüphe etmiş olur diyor. Şimdi mesela Şia Hazreti Talha'yı sever mi? Hazreti Zübeyir'i sever mi? Hazreti Osman'ı sever mi? Hazreti Ebu Bekir Ömer'i bile sevmez. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlara cennetlik buyurdu mu? Bunlar bunu cennetlik onu kabul ediyorlar mı? Ta nerelerden gittiler de boş ver. Şimdi bak. Gale Malik ibn Enes. İmam Malik büyük müçtehit. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin Medine'nin aliminden daha büyük alim bulamayacaklar. Benden sonra böyle bir alim gelecek bu. Medine alimi odur. Bütün dünya ilim alma ona geldi. Men lezime sünnete. Bir adam sünnete yapışırsa, yani ehl-i sünnet itikadını kastediyor yine. Dikkat et. وَسَلِمَ مِنْ اَصْحَابُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ Rasulullah'ın ashabı da onun dilinden, şerrinden kurtulursa, ne demek? Sahabenin hakkında, aleyhinde bir şey konuşmazsa. Öbürü ne diyor? Muaviye'yi sevmem. Radıyallahu anh. Sanki bir şey, kuzeni yani. Sen kimdir vahiy katibi ya? Bu ne kolaylık ya? كَانَ مَا النَّب۪ينَ وَالصَّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَاِنْ كَانَ لَهُ تَقْصِيرٌ فِي الْعَمَلِ Bir adamın diyor, ameli, namazı, abdesti, orucu, haccı, zekat, ne kadar noksan olsa da, eksik olsa da bir adam ehli sünnet itikadında olur, bir de Resulullah'ın ashabı hakkında aleyhinde konuşmaz da ölürse peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle kesinlikle ahirette beraberdir diyor. Kesinlikle. Çünkü ben size ne diyorum? Evvela itikad. Şimdi ve kâle Bişr ibn-i Haris. Bişr ibn-i Haris dedi ki, Bişr ibn-i Haris kim? Sizin meşhur Bişr-i Hafi. Evliyaullah'tan Bişr-i Hafi. Ahmed ibn-i Hanbel bile radıyallahu anh ondan şey sorardı yani. Koca müçtehitler, mübarek. Sonradan dönüş yaptı, evliya oldu ama Bişr-i Hafi dediğin zaman bütün ulema durur, akan sular durur. Çünkü evliyaullah da tabii ulemanın da üstüne çıkıyor, ilham sahibi zat. Bişr-i Hafi Hazretleri. Ne buyurdu? El-İslam ve sünne ve sünnehi el-İslam. İslam sünnettir, sünnet İslam'dır. Bitti. Yani İslam eşittir ehli sünnet vel cemaat, ehli sünnet vel cemaat eşittir İslam. Ahmed ibn Hanbel'in efendim en çok saygı duyduğu zat işte bu da. Ondan sonra ve kâle Fudayl ibn İyâd. Fudayl ibn İyâz radıyallahu anh. Evliyaullah'ın ulularından Harun Reşit kapısına gelirdi, içeri almazdı yani. Harun Reşit. Bütün velinin, Seri Sakatî'nin, Cüneyd Bağdat Şeyh, Seri Sakatî'nin şeyhi, bütün alimlerin, velilerin, hepsinin uğrak yeri. Müçtehitler kapısındaydı yani. Fudayl ibn-i İyâz. Büyük de allame tabii bunlar. Hem de hadis ravileri aynı zamanda. Ne buyuruyor? اِذَا رَيْتُ رَجُلَ مِنْ اَهْلِ سُنَّةِ فَكَنَّمَا اَرَى رَجُلَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Ehl-i sünnetten bir adamı gördüğüm zaman sanki sahabeden birini görmüş gibi oluyorum. Ve idâ râytu racülen min ehlil bid'a fekennemâ râ racülen min el münafıkîn. Bid'at ehlinden birini gördüğüm zaman münafıklardan, Resulullah'ın zamanındaki münafıklardan birini görmüş gibi oluyorum derdi. Şimdi kardeşim. Ve kâle Yûnus ibn-i Ubeyd. Evet. Ve kâne ibn-i Avun, ibn-i Avun. Bunların hepsi İlk üç asrın uleması. Bunların hepsi. Geride yani. Yüzlü, yüz ellili, iki yüzlü, müçtehit, ulema, sulaha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem methetti en hayırlı asır ehli. Asr-ı saadetten sonra. Ne buyururdu? İndel mev, tam öleceği zaman. Es-sünne, es-sünne ve iyyâkum vel bidâ. Son nefes artık. Herkes bekliyor, zikredecek, şunu yapacak. Sünnete sarılın, ehli sünnete yapışın, bidattan kaçın, ehli bidattan kaçın diye 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 vefat etti. Büyükler.
Çünkü o zamanlarda bu işte mutezileler şunlar bunlar çıkmış, ortalık çok karışmış. Şimdi zaten hepten dümdüz gidiyor. Ve kâle Ahmed ibn-i Hanbel. Ahmed ibn-i Hanbel radıyallahu teâlâ anlatıyor. Evet. Bu Ebu Nuaym duydunuz. Hilyetül Evliya, Ebu Nuaym İspahani, büyük muhaddis. O da bunu kaynak alıyor. İbn-i Batta, El-İbanetül Kübra isimli eserinde alıyor. Birçok kaynağı var. Ahmed ibn-i Hanbel radıyallahu anh söylüyor. Büyük müçtehit, Ehl-i Sünnet'in imamı. Mâte racülüm min ashabî. Arkadaşlarımdan bir adam öldü diyor. Bu adamı Ahmed ibn-i Hanbel anlatıyor. Ruferûye fil menâm. Rüyada görüldü diyor. Şimdi bu rüyalarla şey olmaz diyorsun. Bak Ahmed ibn-i Hanbel'in bu anlattığı, kabul etmiş, tasdik etmiş koca müçtehit, bütün kitaplarda kaynak veriliyor. Rüyada görene kûlû liye bi Abdillah. Ahmed ibn-i Hanbel Efendimizin künyesi Ebu Abdillah. Meşhur oğlu Abdullah var çünkü, Abdullah ibn-i Ahmed. Onun için Ebu Abdillah künyesi. Ebu Abdillah'a söyleyin. Arkadaşım diyor, vefat eden arkadaşım bana haber gönderiyor. Aleyke bi sünne. Feynev ve lema se'elenillah se'eleni anis sünne. Ehli sünneti zaten müdafaa ediyor. Kur'an mahluk değil diye hapislerde sünnetten ayrılmasın. Allah bana ölür ölmez. İlk ehli sünnet imandan, itikattan, sünnet itikadından sordu bana diyor. Tamam. Ebu'l-Aliye radıyallahu anh, büyüklerden ne buyuruyor? Sene 90'da vefat etmiş. Sene 90'da vefat etmiş. Şenklere bak yani. Kıdemlere bak. Bunların artık hepsine tafsilat veremiyorum ama zaten bunu kaynak veren 300'lü yani. Kaynak veren 300'lü olduğuna göre kaliteyi siz düşün. El-i'tisamu bis sünneti necatün. Sünnete sarılmak kurtuluştur. Şimdi bakalım. Bid'at ehliyle oturmak, kalkmak meselelerine gelince bunları bir dahaki haftada geri kalan malumattan hem buradan bazı itikat maddeleri okuyacağım hem de yine bu bidat ehlinden içtinaplayla alakalı okuyacağım. İnşallahurrahman. Süfyan-ı Sevri duymuşsunuz. Radıyallahu anh. Müçtehit. İmam-ı Azam gibi müçtehit. Mezhebi bize kadar intikal etmedi. Ama kendine ait müstakil mezhebi var. Düşün. Süfyan-ı Sevri. Men esgâ bi üzünihi İlâ sahibi bid'atin haraca min usmetillâhi ve vükile ileyhâ. Yani ilel bid'at. Bir adam şu kulağıyla ehli sünnet dışı bid'at ehli bir adamın ne konuştuğunu dinlerse, kulak verirse Allah'ın onun imanını koruma dairesinden çıkar diyor. Artık Allah onu bid'atlara havale eder, şüphelere havale eder, vesveselere havale eder. Git imanını kurtarabilirsen kurtar buyuruyor. Nasıl dinliyorsun ya? Nasıl sizinki de bir görüş dersin ya? Nasıl buyurun dersin ya? Bizi onun için çağırıyorlar, ediyorlar. Açık oturumlara bile katılamıyoruz bunlarla ya. Bak. Ve kâle Davud İbni Ebi Hind. Davud İbni Ebi Hind Hazretleri. İmam, hafız. İmam deyince işte o zamanın imamı işte. Yüz binlerce hadisi senediyle biliyor. Hadis hafızı. Sene 140'ta vefat etmiş. Mübarek sen. Evhallahu tebâreke ve teâlâ ilâ Musa ibn-i İmran. Allah Teala Musa aleyhisselama vahyetti. Musa aleyhisselamın ümmetinde de bidat ehli var mıydı? Her ümmette bidat ehli var. Kaderi inkar eden her peygamberin ümmetinde çıkar. Bu acayip bir şey ya. En büyük imtihan bu kaderin sırrı yani. Bu arada çuvallıyorlar. La tucalise ehlel bidâi ya Musa. Dinde reform çıkaran bidat ehli bunlarla oturup kalkma. Feinne fein calestum. Fehake fi sadrike şeyun mimakulun. Bak Allah Teala peygamberine niye bunu söylüyor? Kur'an'da da söylüyor. Şirk koşarsan zarar edenlerden olursun, amellerini silerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şirk koşması mümkün mü? Ama ona buyururken bize duyuruyor. Ya Musa, eğer dinde böyle yenilik çıkaranlardan birine oturursan da onların dediklerinden en ufak bir şey içinde bir acaba diye düşündürürse ekbeptüke fî nâri cehennem.
seni cehennem ateşine yüzün üstü tökezlerim buyuruyor. En ufak bir şey aklına gelirse bak efendim. İbn-i Vaddah el-Kurtubi çok büyük bir zat. Endülüs Kurtuba imamlarından vefatı 220 falan. Düşün hesaba bak. 1200 senelik allamelere bak. İbn-i Vaddah'ın El-Bida diye kitabı var. O kitabında bunu kaydediyor. İmam Acurri. Duydunuz mu onu? İmam El-Acurri. Çok büyük muhaddis. Eş-Şeria diye isimli var. Şeriat. Kitabının adı Eş-Şeria. Eski kaynaklarımızdan. Onda bunu zikrediyor. Sayfa 57'de. İbn-i Vaddah El-İbanetül Kübra'da zikrediyor. 556 rakamı altında. Beyhakî zaten duymuşuz. Şuhab-ül İman isimle seni zikrediyor. 7'ye 60. Tamam mı? Allah Allah. Ata Hazretlerinden, Bişim İbn-i Hafi Hazretlerinden, Muhammed İbn-i Eslem Hazretlerinden dolu ravisi var. Ya Musa diyor. Allah Allah. Ve kâle Fudayl İbn-i İyaz. Fudayl İbn-i İyaz Hazretleri buyurdu. Şimdi bu Fudayl İbn-i İyaz Hazretlerinin bu hususta çok önemli beyanları var. Fakat bu beyanlarında kendisi yalnız değil. Ne demek istiyorum? Çünkü bu rivayetlerin hepsi ondan gelmekle beraber diğer alimlerden de geliyor. Ama bir sertte bir nakilde zikredeyim diye vakit darlığından Fudayl İbn-i İyaz Hazretlerinden gelen nakilleri size okuyacağım. Fudayl İbn-i İyaz'ın kim olduğunu isterseniz incelerseniz alimler ansiklopedilerine şuralara buralara girersen Fudayl'ı bulursunuz. Radıyallahu anh büyüklüğünü görürsünüz. Bütün ulema-i evliyanın ona bağlı olduğunu görürsünüz. Ehl-i sünnetin en büyük imamlarından. Men cealese sahibi bid'atin lem yu'tal hikme. Bir adam bid'at sahibiyle oturup kalkarsa Allah'ın dininin ilmi ona verilmez diyor. Hikmeti kaçar diyor ona. Yani ona Allah Teala isabetli anlayış vermez. Çünkü sen onlarla oturup kalktığın zaman müsahale yapıyorsun, müdahane yapıyorsun. Ya yani sen onlara karşı gevşeklik yapıyorsun. Mevla da ne yapıyor? Senden isabetli karar verme, hikmetli ilimleri alıyor. Varsa da alır, yoksa da vermez. Tehlikenin büyüklüğüne bak. La teclis ma sahib bid'atin. Bid'at sahibiyle sakın bir mecliste oturma. Şimdi televizyonda onların programını, konuşmasını, internette, videoları, YouTube'da, WhatsApp'ında, bilmem nesinde seyretmek oturmaktan aşağı mıdır? Oturmaktan maksat ne? Zarar görmek. Sen konuşmasını dinlediğin zaman en büyük zararı görüyorsun. Oturma lüzum yok ki. Zaten tehlike nerede? Onun aktardığı zehirde. Sakın oturma. فَاِنْ يَخَافَ اَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكَ الْلَانَةِ Korkarım sana da lanet yağar diyor. Ben şimdi bu hoca kardeşlerimizi uyarmakta haklı mıyım değil miyim? Ben onları seviyor muyum sevmiyor muyum? Karlarını istiyorum ya. Niye lanet yan yerde bulunasın kardeşim bidat ehliyle ya? Siz bizim değerlerimizsiniz, değerli hocalarımızın parçalarısınız ya. Bu yakışır mı size bize ya? Size de eşittiriyorum tabii burada. مَنَ حَبَّ صَاحِبَ بِدْعَةٍ Ehl-i sünnet itikadına muhalif. Kabir azabını inkar etse bidat ehli oluyor mu? Oluyor. İsa Aleyhisselam'ın yüzünü inkar etse müttevadir bidat ehli oluyor mu? Oluyor. Kader inkar etse? Mucizeleri inkar etse? Bunlar hep ayet hadisi. Hem de sahih şeyler. Hepsi. Benim reddiye yaptığım zaten zayıf bir hadisi kabul etmezse, reddederse ben ona reddiye yapmıyorum ki. He? Bir adam bid'at sahibi birini severse bak adam diyor ki biri için bid'at ehlinden biri için mesela şey diyor yani çok ahlaklı diyor. Ahlakı çok güzel diyor. Hakikaten diyor ahlakı çok güzel diyor. Yani insaniyeti çok güzel diyor. İşte ondan işte bir meclis oturalım sen. Dedim o zaman daha tehlikeli. Niye? Çünkü kaba olsa, sert olsa hiç olmasa nefsime de dokunur. Nefsime de dokunursa hiç sevmem. Ama şimdi çok kibar. Aa hocam bana da bir hürmet eder falan. Ben de bir havalara girerim. Aa büyük bir de profesör, meşhur bir adam. Ama da bak ne kadar terbiyeli. Bir seversem ne olacak? Dedim o ahlakı iyiyse daha tehlikeli dedim. Ben dedim hepten görüşmemem lazım. Çünkü ben biraz ahlakı iyi olanlara çok şeyim. Ben daha fazla hürmet ederim de. Ama şimdi bidat ehli olunca hürmet edemiyorsun ki kardeşim. Yüzüne diyor lütufla baktın diyor Mevla. 30 sene tevkif ettim buyuruyor. Ben ne yapayım şimdi? Ben bu tehlikeyi nasıl kendime atayım ya?
Onun hatırı, bunun hatırı. Allah'ın Resulü'nün hatırı tamim. Çok ısrar edenler oluyor bazı şeylere. Bid'at sahibini bir adam severse ehbedallahu amel. Allah bütün sevaplarını hapteder, siler diyor. Ne yapacağız biz şimdi? Adamlar hala çıkıyor. Niye böyle diyor? Niye bizi dinlemeyin diyor? İşte bizi de dinlesinler mi? Ya ben bu rivayetler varken sen hadisleri inkar ediyorsun. Adem Aleyhisselam'ın babası var diyorsun. Ayetleri inkar ediyorsun. Birçok dünya kadar bu adamlar çoğaldı ya. Bunların hepsini benim yani anlattığım isimleri senelerdir var. Biliyorsunuz. Ve ehrece nurul İslam min kalbi. Bid'at sahibinin sevgisi kimin kalbinde varsa bilsin ki Allah İslam'ın nurunu onun kalbinde barındırmayacaktır diyor. Çünkü neden? Allah'ın dinini reddedenle İslam'ın nuru birleşmez diyor. Ben ne yapayım şimdi? Men celese ma sahibi bid'atin. Ha bu başka bir rivayette başka şekilde geçiyor. Men vecede sahibe bid'atin fi tarik ve cüz fi tarikin gayri. Baktın gidiyor, bir yolda gidiyorsun. Bid'at sahibi biri geliyor. Hemen yolunu değiştir, başka yoldan git ya. Ulema, evliya-i sünnet uleması ittifak etmiş bunlar. Dinlenmez. Yarım kelime bile dinlenmez. Koca, İmam-ı Azam'ın hocaları ya bunlar. O dönemin müçtehitleri. Mutezile'den biri, bid'at ehli. Ya demiş, bir kelime bir şey... Bir şey anlatacağım ya dinle demiş. Bir kelime ya demiş. Ve la nisfe kelime demiş. Yarım kelime de dinlemem. Yarım kelime de dinlemem. Dinlemem. Kalpler Allah'ın yedi tasarrufunda. Benim kalbim Mevla bir bana gazap eder. Senin konuşmandan bir kelime benim kalbime zehir gelse ben ne yaparım demiş. Bunu diyenler nekaîler falan ya. Bunlar kim arkadaş bunlar? Sen kimsin böyle oturmuşsun pirinç, taşlı pirinç ayıklar gibi. Onu da dinleyelim, bunu da dinleyelim. Ondan sonra bakarız. Niye bakarsın? Cennete mi gideyim, cehenneme mi gideyim? Bakarsın. Yani burada hadislerde, ehl-i sünnetin maddelerinde, temel iman zaruriyatında zerre kadar bir ihtimalli bir şey yok ki sen bunu bakıyorsun. Neyle bakıyorsun? Evet, en mühim mesele. Ve men tebesseme. Şimdi mesela bu çok önemli bir şey. Hadis-i şerif olarak da geçiyor. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anh rivayet var. Bütün kitaplarda da geçiyor. Şuab-ül İman'da geçiyor. İşte efendim. Men azzame sahibi bid'at. Fekade âne âlâ edmil İslam. Bir insan bid'at itikadını taşıyan birine hürmet gösterirse İslam'ı yıkmaya yardım etmiş olur. Bunu İmam-ı Rabbani Hazretleri de mektubatında zikreder. Bu hadis-i şerif. Bu hadis-i şerife göre İslam yıkılıyor. Sen de diyor bir omuz vuruyorsun ki İslam yıkılsın diye. Hürmet gösterirse. Neden hürmet biliyor musun? Şimdi bunlara saygı hürmet gösteren de insanlığından dolayı. Bunlar hoca kılığında kisvetinde. Bunlar bir şey konuşuyor. Millet bunları dinliyor. Eğer görürse ki sen de ona böyle hürmet yapıyorsun. Bu sefer ne diyecek? Bunun da dediğinde doğruluk payı var ki bu da bundan görüntü veriyor. Der mi demez mi bu millet? Bana bile neler ediyorsunuz Nurettin Yıldız Hoca'yla görüştüm diye, ne ettim diye. Ne yorumlar, ne şunlar, ne bunlar. Maşallah diyorum. Öyle bir cemaat yetiştirmişim ki ben de hafif temayül gösterdiğim zaman beni de hizaya getirecek cemaat yetiştirmişim. Allah sizi yağcılıktan, yalakalıktan muhafaza eylesin. Amin. Zerre kadar yanlış olduğumu hakkı haykıranlardan eylesin. Amin. Amin. Biz orada başka mülazalar var. Anlatabileceğim konular var. Özelde konuşabilirim. Burada anlatamayacağım konular var. Başka boyutlar olduğundan dolayı. Ama nerede kaldı ki? Bu noktalarda zaten hadis-i şeriflere karşı böyle sahih hadis-i şeriflere mütevadir değil. Normal hadis-i şerif kitaplarda geçiyor. Onların itirazı yok. Mesela bu kitap onun da kaynak eserlerindendir mesela. Ama ihtilaflarımız olmadı değil, o oldu. Velakin işte dönüş. Şimdi bir insan ben bundan dönüş yaptım, ben bu görüşte değilim dediği zaman ha biz ona sen niye o zaman tersine açıklama yap, bir video daha çek, onu iptal et deme hakkımız vardı. Ama biz o hakkı zorlamadık yani. O hakkı zorlamadık neden? Özel beyanı kaç kişinin huzurunda, şahitliğinde
özel beyanı Müslümanın ne gördük? Sadık beyan gördük. Ve orada büyük bir fitne vardı. O noktada da ona saldıranlar neden saldırıyorlardı? Bir kadın, bir erkek bir yerde tek başına halvet kalmasın. Bu hadis sahih midir? Sahihtir. Fıkıhta hüküm müdür? Ne dediler buna? Vay sapık, vay deli saçması. Şimdi sapık deli saçması deyince bu kime gitti? Nurettin Yıldız'a gitmedi. Kime gitti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gitti. İşte o zaman mevzu bu. Biz de burada ne yapmamız icap etti? O noktada doğru budur. Ama hiçbir zaman için zerre kadar akidesinde bid'at olan bir insandan bizim itikat bakımından rızamız ve muvafakatımız, müsamahamız, mülayenemiz, müdahanemiz olamaz. Bu kadar. Ama ben döndüm, bu görüşler benim görüşüm değil. Bunu bozdular, değiştirdiler, tarif ettiler, ileri geri yaptılar denince de Müslümanın beyanı esas olmak hasebiyle kabul ettik. Anladınız? Öyle bana, tabii nasıl olsa görmüyorum, duymuyorum, mail atıp atıp duruyorsunuz. Benim arkadaşlar da bana bir şey demiyor, uykum kaçmasın, sinirim bozulmasın. Deyin diyorum. Bunları bana beyan edin. Benim cemaatim aziz bir cemaattir. Beni sevenler nezih bir fırkadır, fırkayı naciyedir. Onun için ben onlara çok itibar ederim. Cemaat, cemaat, cemaat. Sizin yorumlarınız Allah'ın izniyle beni de ıslah ediyor. Benim de hidayetime vesile oluyor. Yorumlarınız çok mühim benim için. Altından değerli. Eksik etmeyin. Eksik etmeyin. Ama tabii ki biz de bunlara dikkat etmediğimizde tahmin bile etmeyin. وَمَنْ تَبَسَّمَ ف۪ي وَجْهِ مُبْتَدِعِنْ Bid'at itikadında olan bir adamın yüzüne kim tebessümle bakarsa. Akaid metni bu ya. Tebessüm. Toplantıda olursan, 15 üyeden biri olursan, oturursan, yersen, içersen, tebessüm etmemek mümkün mü? فَقَدْ اِسْتَخَفَّ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَزَّ O kişi, Allah'ın Azze ve Celle, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği Kur'an'ı hafife almış olur diyor. Çünkü o adamın orada şüphesi, itikat bozukluğu var. Sen de buna bir ele baktığın zaman diyor, istiğfaf etmiş olursun. Neyle? Vahiyle istiğfaf etmiş olursun. Kur'an'da vahidir, hadiste vahidir. Bitti. Sen buna nasıl de ben tahammül edeceğim sana? Sonra adam ve men zevvece kerimete min mübtedi'in bidat ehli birine kim kız verirse, kız verilir mi? Aman ya Rabbi. Tabi arabasına bakılır, evine bakılır. Değil mi? Durumu ise itikadına bakılmadan verilir yani. Aman ya Rabbel alemin. Ne tehlike, ne tehlike, ne tehlike. Kim kızını zerre kadar itikadında bid'at olan birine verirse, ya kayınpederine mübarek adam. Medine-i Münevvere'de duruyor. İskender Paşa eski imam. O torunlarını yetiştireyim diye adamın canı çıkmış. Ne diyor Mustafa Karataş? Ben diyor Fatih'te bu cemaattan diyor neler çektim, kızlarımı zor kurtardım diyor. Bunlar kızına bile elini öptürmeyen sapık diyor bunlar diyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Yahu ey adamlar, efendinin ekmeğini yemişler. Efendinin ekmeğini yemişlerin oğulları. Mübarek kardeşlerim ya. Yapmayın ya. Bu insanla oturulur mu? Girdiği yere girilir mi? Gezdiği yoldan geçilir mi ya? Ehl-i sünnete sapık diyen, bu büyük ehl-i sünnet vel cemaatlara, bu mübarek kapılara, İskender Paşa'ya, İsmail Ağa'ya sapık diyene ya. Ne konuşuyorsun? Sesi var. Hürmet-i Musare. İhsan Hoca dedi diye ortalık yıkıldı yani. Hürmet-i Musare. Bir şey de anlamadınız. Tercüme de etmeyeceğim yani. Tercüme edersem bana da sapık diyecekler. Hürmet-i Musare'nin aleyhine konuştular. Efendi Hazretleri her bayram hutbesinde Hürmet-i Musare. El öptürmeyin meselesi kadınlara. Tabii ki sınır biraz daha da efendi ihtiyattan şey tutuyor. Efendim. Hürmet-i Musare mesela. İhsan Şen Ocak bunu dediği zaman vay sapık dediler. Halbuki Hürmet-i Musare'yi bu dinimizin esaslarından kim beyan etti? Ebu Hanife Numan İbni Sabit radıyallahu anh. İmam-ı Azam'a sapık diyorsun sen. Hürmet-i Musare'ye sapık dersen. İhsan Hoca'ya demiyorsun yani.
Nereye gitti bu din ya? Nerede bu dinin gayurları? Nerede bu dini Allah için saklayanlar ya? Nerede kıskançlar, dinini kıskananlar ya? Paramızı, karımızı koruduğumuzun zerresi dinimizi korusaydık. Böyle saldırıyorlar bize. E biz ne yaptık ya? İmam-ı Azam dediğini deveceğiz mi millete kardeşim? Mahmud Efendi Hazretleri bunu senelerce söyledi Kürşat'a. İhsan Hoca da bunu söyledi yani. Elini öpmeyin, öptürmeyin diyeyim kaynanazı şunu vur. Vay cinsi sapıklar! Allah Allah! Ya kardeşim, bunun bir sınırı var, millet sınırını açıyor. Ben şimdi duyuyorum ki, leğene koyup kayınpederini yıkayan gelinler duyuyorum. E şimdi bu kadar bu işleri genişletmenin bir lüzumu var mı? E şimdi buna ihtiyatlı olalım, tedbirli olalım diyorsa alimlerimiz, İmam-ı Azam Ebu Hanife'den radıyallahu anh başlayan bir süreçte, fıkıh kitaplarımızın hepsinde bu varsa, bir hoca efendi bunu anlattığı zaman, vay cinsi sapık dersen, ne olursun sen ya? Fakat قَطَعَ رَحِمَا kızını bid'at itikadında olanla evlendiren sıla-i rahimini kesmiştir. Bitti. O kız, o kızdan doğan çocuk zürriyeti falan. Yani o kızı öyle bir yere verdin ki sen artık sıla-i rahim nedir? Kızını verdiğin dünür oluyorsun. Dünür olduktan sonra ondan torun oluyor. O sana dedesi de geliyor. Öbürü damadına gelecek bilmem ne bilmem ne. E bid'at ehlini yüzüne bakma. Tebessüm etme. He? Ziyaret etme. Musafaha etme. Cenazesine gitme. He? Ne olacak? Sıla-i rahim kaldı mı? Bütün farzları kopartmış olursun. Şimdi cenaze meselesi. Ve men tebe'a cenazete mübtedi'in. İtikadı bozuk olan, ehli sünnet dışı bir itikada sahip olan, bir itikat. Bak hadislerden birini dedi. Dikkatini çekerim. Adam Bukhari Müslim başımın ucu. Başının ucu 8 bin hadis var. Efendim belki de 7 binine inanıyorsun. Belki 8 binine inanıyorsun. Ama kabir azabını bile inkar etsen bu sahih ve mütevatir hadis-i şeriflerden bu senin ehl-i sünnetten çıkmana yetiyor mu yetmiyor mu? Yetiyor. E ne dedi Karaman? Milleti güldürmeyin kameraya çekerler. Sorgu var, sual var, hesap var. Nereden çıkartıyorsunuz dedi ya. İşte o adam da oranın bilmem yüksek bilmem ne üyesi. E bunların itikadı bu. Ben bu itikattaki adama ehl-i sünnet diyebilir miyiz ya? İşte burada ehl-i sünnetin metinlerinde adam söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahadis-i şerifine, ahbar-ı nebeviyeden birini inkar etse küllüsünü inkardır diyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yalan söyledi aşağı, sahabe mi ona iftira etti aşağı. İkisinde de ehl-i sünnetten çıkarsın diyor. Çünkü hadis sahihse inkarı kabil değil. Yani aklım almıyor, almayabilir. İmanın şartı aklının alması değil zaten. İmanın şartı kayba iman etmek. Bir bid'at ehlinin cenazesini duyar da o cenazenin peşine bir adam kılmaya, defnetmeye gider. Lem yezel fî sehadullâh hattâ yarca. O cenazeden dönene kadar Allah'ın gazabı içinde daim olur diyor. Ve bu kaynaklarını söylüyorum. Ebu Nuaym, Hilyetül Evliya. Ebu Nuaym Usbani 8. tabaka muhaddislerdendir, büyük muhaddistir. Hilyetül Evliya. 8. cilt 103. sayfa. İbnül Cevzi. Bu İbnül Cevzi'ye değil. İbnül Cevzi büyük muhaddis. Bir de İbnül Cevzi nasıl bir adam? Uydurma rivayetlerin kitabını yazmış. Biraz isabetsizlikler yapmış. Ona reddiyeler çok yazıyorum. Önümüzdeki yazılarda dergide çıkacak. Fakat hadisçidir. Bak bu rivayeti kabul etmiş. Hangi kitabında? Telbis-ü İblis. Yüzlerce, 500'den fazla eseri var mübarek. Telbis-ü İblis. İblisin ortalığı karıştırması diye bir kitap yazmış. O kitapta öyle ilimler yazmış. O kitabın 16. sayfasında. Sonra burası zaten efendim Berbahari Hazretleri'nin şerhi. Daha ben bunu dünya kadar kitapta gördüm. Cenazesine gitmesin diye. Zaten Ebu Davud'da hadis yok mu? Kaderi inkar edenlere ne diyor bidat ehline? Bu ümmetin meclislerine inmeridu hastalanırlarsa fela teudûm ziyaret etmeyin. Bu hadis ne hadisi? Ebu Davud. Bunu kim buyuruyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bunu şimdi Fuzayl İbni Yaz'ın demesine lüzum var mı? Fuzayl İbni Yaz bunları kafasından mı söylüyor? Bak hadis-i şerif. Hastalanırlarsa ziyaret etmeyin ve immatü felâ teşedûm ölürlerse cenazelerinde hazır bulunmayın. Kader yok diyenler. E şimdi armut gibi var diyen kalmadı hemen hemen. E ne olacak? E bu Ebu Davud Hazreti Kütüb-i Sitte al şimdi. Kaynak arıyorsun. Al sana kaynak.
Evet. Ne buyurmuş büyüklerimiz? Fuzayl ibn-i Uyad radıyallahu anh. İmam Lalekai. Bu da çok büyük bir marka isimdir. İmam el-Lalekai. Bunun şerhu usulü, ehl-i sünne, ehl-i sünnet itikadının usulü var. Keramatül evliyası var. Bunun ne eserleri var İmam Lalekai'nin? Bak orada hadis rakamı yani rivayet rakamı 1149. Ebu Naim Hülyetül Evliya 8'e 103. İbn-i Batta rakam 470. Şimdi ne buyuruyor? Akülü ma Yahudin ve Nasraniyin. Yahudi ile oturur yemek yerim diyor. Komşudur, şudur budur, rast geldim. Yahudi ile yerim diyor. Hristiyanla otururum, rastlarım, şudur budur bir icap eder, otururum yerim diyor. Ve la külü ma mübtedi'in. İtikadında bid'at olanla asla oturup yemem diyor. Şimdi ve uhibbe enkune beyni ve ben sahibi bid'at hıslun min hadir. Bid'at itikadında olanla benim aramda ne olsun isterim? Demirden bir kale olsun isterim diyor. Neden biliyor musun? Onu başka bir sözde beyan ediyor. Ben onu bir haftaki derste daha neler anlatacağım inşallah. Orada diyor ki, çünkü diyor ben diyor alim bir adamım, Müslümanlar bana bakıyor. Şimdi Yahudi yanımda görse, Hristiyanı yanımda görse kimse Yahudi de doğruymuş, Hristiyan da doğruymuş der mi? Ama sen Mustafa Karaçtaş'tan oturduğun zaman İsa Aleyhisselam'ın nüzulü inkar, bu da bir görüş demek ki. Bunda da normal de zannedersin. Çünkü adam ilahiyatta hoca, profesör, vaiz hocası. Diyanette de baş danışman. Diyanette de baş danışman. E şimdi sen bu adamla birlikte görüntü verirsen bunun mu daha tehlikesi var? Haham başıyla mı görüntü daha tehlikeli? Bugüne kadar kim bir Yahudi Hristiyan yanında gördü diye dinini değiştirmiş, şüpheye düşmüş bir Müslüman genç? Bir hocanın? He? Bak Efendi Hazretlerine papazlar geldi camide, onlara İslam'ı anlattı. Görüştü, oturdu. Ondan sonra elini verdi. Ama Aziz Bayındır ayrılırken elini uzattı. Sana elimi vermem dedi. İşte şeriat budur. İşte ehl-i sünnet budur. Öbürü papaz gelmiş, emri bir maruf yapıyor. İslam'a davet ediyorsun, ne yapacağız? Değil mi? Ben bunlardan şey gibi kaçıyorum havaalanında, mavaalanında rastlasam. Ya bunların yine en şeyi İslamoğlu yani. En azından suratımıza bakmıyor etmiyor da biz de kurtuluyoruz, şey diyoruz. Bu yanına yaklaşan daha tehlikeli ya. Aman ya Rabbi nereye kaçacağız ya? Nereye kaçacağız? Bir de görüşürsün bilmem ne, bir de hürmet eder sana hocam hocam. Ey bak yandık. Ben bilmiyordum bu Mehmet Görmez'in böyle itikatları olduğunu. O zaman görüştüğümde bir resimim mi var? Ben o itikatları sonra ben arız oldu. Ben bilmiyordum bu kadar itikadının bozukluğu hadislere karşı falan filan. Tehlike çok büyük. Onu da geldi bizim hocalarımız yani. Yine bizim hocalarımız telefon ettiler, araya girdiler, seninle görüşmek istiyor da bilmem ne bilmem ne. Eve kadar geldi bizim hocalarımız ya. Bizde de ne hocalar var mübarek ya. Ya ne karıştırıyorsun ehl-i sünnet olmayan adamla beni barıştıracaksın. Neyi mi barıştıracaksın ben? Dargın değilim ki. Allah Resulü'ne hadisleri kabul etsin. Bitti gideyim elini öpeyim. Gideyim elini öpeyim yani. Sorun yok. Bir hadisi inkar edendir. Sen ne diyorsun? Fiten hadisleri sorunludur. Fiten hadisleri Bukhari, Müslim dahil kitap dolusu ya. Resulullah diyor. Ha yine burada var. Onda yani belki de önümüzdeki haftaki gelir. Şimdi tam ibareyi anında bulabilecek miyim? Onu bilmiyorum. Ama burada beyan ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in diyor. Gayba dair verdiği haberler, ahir zamanda kıyamete yakın olacağını beyan ettiği haberler, bunların hepsi haktır ve gerçektir diyor. Bunlarda şüphe eden diyor Resulullah reddetmiş olur diyor. Ben ne yapacağım yani? Onun bunu hatırına mı konuşacağız? Ha burada vardı ben bunları. İnşallah önümüzdeki derste sırayla da bakacağım size. İnşallah Rahman. Ya bunlar böyle tehlikeli durumlar. Biz ne tehlikeye girdik ya? Kıyamete yakın olacaklar fiten hadisleri. E fiten hadisleri ha? Rakam 93. Ehl-i sünnet akaidi. Rakam 93. Vel iman biennallâhe tebâreke ve teâlâ etlâ nebiyyehu alâ mâ yekûnü fî ümmetî ilâ yevmil kıyâme. Rakam 93, sayfa 94. Allah tebâreke ve teâlâ bu ümmetin başına kıyamet gününe kadar neler geleceğini peygamberine bildirdi. Buna iman ehl-i sünnetin iman şartlarındandır. Çünkü Bukhari, Müslim dolu mütevatir durumunda bütün hadisler kıyamete yakın olacak savaşları her şeyi beyan ediyor mu? Evet.
İsa'nın nüzulünü beyan ediyor. Hazreti Mehdi'nin. Bunlar hiç kütüb-ü sitte, kütüb-ü tisat. E sen ne diyorsun? Fiten hadisleri sorunludur. E sen imanın sorunludur. Aha bak. Kıyamete kadar Allah bu ümmete neler yapacağını. Efendimiz bütün kayıpları bilir. Bütün kayıpları bilmek Allah'a mahsustur. Allah Teala dilediği kadar bildir. Ama ümmetinden çok ilgilendiği için, çok dua ettiği için kıyamete kadar ümmetini Deccal'dan uyarıyor. İşte şundan Mehdi'ye tabi olun buyuruyor. Siyah sancakları gördüğün zaman karda emekleyerek de olsa mesela. Ha ümmetinin başına kıyamete kadar gelecek mühim meseleleri Habibine bildirdi mi bildirmedi mi? Bildirdiğine inanmak ehli sünnetin iman şartlarından. Neden? Hadisler sahih ve mütevatir. Nüzülü Mesih bunlardan. Mütevatir. Hazreti Mehdi ona yakın mütevatir. Yani Nüzülü Mesih'ten bir aşağı derecede mütevatir. Ama sahihliğinde hiç şüphe yok. E daha ne konuşuyorsun? Ben ne yapayım yani ben seninle? Ondan sonra. Evet. Şimdi bir müjde bize. İnşallah bana da size de olsun. وَاِذَا عَلِمَ اللّٰهُ مِنَ الرَّجُولِ Allah bir adamın bilirse ki اَنَّ مُبْغِذُ لِسَحَبِ بِدَعْتٍ Mevla bir adamın bid'at itikadında olan birine kızdığını bilirse. Niçin kızıyoruz? Şahsımız için? Değil. Nefsimiz için? Değil. Bizi sevmedikleri için? Değil. Yok Akif peki uydurdu. Sultanahmet'te vaaz etmek istemişim de o da beni ettirmemiş de ben oradan takılmışım ona. Ne alakası var ya Sultanahmet'te ya? Sultanahmet'te bu kadar cemaat yok zaten. Mübarek adam. Burada konuşuyorum zaten. Yani ben Sultanahmet'te vaaz etmek ne zaman istedim ya? Adam gazeteci olmuş atıyor ya oradan desteksiz. Yani biz Allah'ın dinini, hadislerini, vahiylerini inkar ettikleri için bu adamlara buz ediyoruz. Ama şahısları için hiçbir gıcıklığımız yok. Mevla kurban olduğum varsa biliyordur. Bizim kalbimizde bid'at sahiplerine karşı bir buğz olduğunu biliyorsa غَفَرَ لَوْ وَاِنْ كَلَّ عَمَلُوا Ameli ne kadar az olursa olsun Allah onu mutlaka affedecek diyor. Şu itikadınızı muhafaza edin. Ne olur sempati duymayın bunlara. Muhabbet beslemeyin bid'at ehline ya. Tamam. وَمَنَ اَعْرَضَ بِوَجِّيَعَنْ صَاحِبِ بِدْعَةٍ Kim bir yolda, bir yerde, havaalanında giderken gelirken bid'at sahibi biriyle karşılaşırsa ya İmam Rabbani buyurmuyor ki müşriklerin zararından büyüktür. Haftaya bir iki mektup da okuyacağım inşallah. İmam Rabbani bu ustaki mektuplar. Evet. Bir adam yüzünü bid'at sahibinden şöyle çevirirse Allah için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifler için senin anana babana hakaret edenin yüzüne bakıyor musun? Sana maddi bir zarar verenin yüzüne bakıyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini inkar ediyor bir adam. Benim peygamberimin buyurduklarını kabul etmiyorum diyor. Ben ona hala diyeceğim ki bir de hoca kılığında. Hepten cahil, mahil, ateist, deist, meist değil. Hocayım diyor. Hadislerini inkar ediyor, millete inkar ettiriyor bir de yani. Dalalette imam olmuş yani. Ben burada kimin hakkıyla, kimin hakkını koruyorum? Nasıl tebessüm ederim? Nasılmış efendim ona müdahale ederim yani? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkı anamın babamın hakkından aşağı mı ya? Sevdiklerimin hakkından aşağı mı ya? En çok canımdan çok seviyorum diyorsun. Arkadaş, İsa aleyhisselam inmeyecek diyen tek kelime eşittir. Resulullah yalan söylüyor demiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi böyle demiştir, yemin edebilirim. Çünkü neden? Hadis mütevatirdir. Bütün kaynaklarda makbuldür. Ya bu kadar sahabeye iftira ettiler, uydurdular diyor. Ya da Resulullah da desen kabul etmiyorum diyor. Başka bir izah yok. Ben bunu başka meal veremem burada bu. Mele Allahu kalbu imanı. Buyuruyor ki eğer bir bid'at sahibini görüp de yüzünü şöyle Allah için döndürürse çevirirse Allah da onun kalbini imanla doldurur diyor. Allah nurla doldurur. Ve men intara sahibi bid'atin. Kim bir bid'at sahibini engellerse engellemek. Ne demek engellemek? Elinden dilinden yani konuşuyor. En azından dinlemezsin. Veyahut da tweet atıyorsun. Diyorsun ki şu kişi bidat ehlidir. Burada milleti zehirlemesin. Belediye buna yataklık yapmasın diyorsun. Bir tweet atıyorsun. Belediye de bunu değerlendiriyor. Diyor ki kamuoyundan gelen şikayetler ve itirazlar üzerine senin konuşmanı iptal ediyorum diyor. Bazı böyle belediyeler yapıyorlar. Sen de şimdi burada ne yapabilirsin? Hakaret yok. Hakaret yok. Şahsına hakaret yok. Öyle
En ufak bir terbiyesiz kelam kelime yok. Ama bu görüşünüzü kabul etmiyorum, reddediyorum falan. İlmi delillerle. Bir bid'at sahibi bir yerde konuşacak veyahut da bir çocuğu zehirleyecek. Senin efendim bir yerde ders verecek. E şimdi adam okulda şurada burada ders veriyor. Biz de ne yaptık? İmza kampanyası yaptık. Bir şeye yaramadı ama Allah gördü Celle Celaluhu. Biz dilekçelerimizi verdik. Adam Kehf suresini ayeti değişsin diyor. Bunu çocuklara tefsir dersi okutturuyorsunuz. Adam Kur'an'ımızla alay ediyor. Arap'ın cenneti diyor alay ediyor. Allah'ın dinle alay ediyor Mustafa Öztürk. E bu adam tefsir profesörü. Şimdi demişler sus otur aşağı biraz sessiz ol. Ortalığı karıştırdın demişler ki bu iş unutulsun. E unutulsun ne olur mu kardeşim? Bu adamın itikadı bu. Bu adamın itikadı bu. E şimdi bu adamlar vazifede. E biz de burada bunları engellemek. E nasıl engelleyeceğiz? Ya kardeşim bu adam dinsiz işte alenen cennet Arap'ın diyor bilmem ne diyor. Yani bu kadar ayıp ayıp şeyler söylüyor. Kur'an'da diyor pornografik filmlerden daha fazla diyor bilmem seks var diyor. Neler neler söylüyor. Bu Kur'an'a istiğfardır, istihkardır bunu. Bu ne olacak dedik yani. Biz bir şey demedik ki yani. Adamın sesi var. Ne oldu ondan sonra? Çıt yok otur demişler. Biraz sessiz dur demişler bilmem ne. O da gitmiş öyle ne o iş? Nevşin, Mengü bilmem ne kadınlarla bilmem neler röportaj yapıyor. Beni engellemeye çalışıyorlar. E sen benim Kur'an'ıma, dinime hakaret ediyorsun. İnkar ediyorsun. Çoluk çocuğu zehirledin ilahiyattaki gençleri. İmanımızı aldı bizim diye telefon ediyorlar İhsan Hoca'ya. Yani şimdi ben de senin bu vazifede durmanı uygun görmüyorum. Ben ne yapıyorum? İmza kampanyası yapıyoruz. Bir imza attıksak atıyoruz yani. Bizim Müslümanlarda maşallah hiç sahip çıktıkları yok zaten. Dolayısıyla bir sesimiz de çıkmıyor. Ama ben Allah'ım görüyor. Bir bela gelirse ben ne cevap vereceğim? Ben dinimi ne kadar savundum, müdafaa ettim yani. Ben bunu muhafaza etmekle mükellefim. Her Müslümanın görevi bu. Kur'an'la, cennetle, ahiretle. Cennette diyor, erkeklere diyor, ipek giyeceklermiş diyor. Ayetleri de okuyor. O sonra bilezikler diyor, bu kadar diyor. Bilezik takacaklarmış. Adama gay derler çıksan sokağa. Bu ne biçim cennet diyor. Şimdi bunları bir tefsir profesörü söylemedi mi ya? Ben mi uyduruyorum? Karar Gazetesi'nin yazarları da hep sahip çıktı buna. O da Karar Gazetesi'nin yazarı mıymış neymiş? Orada da Müslüman adamlar da var. Onlar da öbürüne bir şey demiyor mudur nedir ben de anlamıyorum. Orada kaç kişi sahip çıktı bu herife? Ya şu elfaz-ı riddet ve şirk bunlara sahip çıkılır mı ya? Bunun çuvala sığacak yeri var mı ya? Bunun da ehli sünnet konusu yok zaten. Buna ehli sünnet demek için adamın biraz Müslüman olması lazım yani. Ne ehli sünneti bu şimdi? Ama durum bu. E sen bunu engellemeye çalışırsan vazifesinden alınması için veyahut da işte milleti zehirlememesi için bir kanalda konuşma yapıyor. Orada onu konuşturulmaması için. Elinden ne geliyor? Ben devlet görevlisi değilim. Bürokrat değilim, bir şey değilim. Benim elimden konuşmak geliyor. Senin elinde bir tweet atıyorsun, bir imza kampanya imza atıyorsun. Ne yapalım? Ama bu kadar. Ama yetkililere görev düşüyor. Onların işi. Eğer bunu yaparsalar Âmenallâhu mel-fezi'il ekber. Allah Teala en büyük feryat figan koptuğu o mahşerde milletin cehenneme atarken bas bas bağırdığı günde ona sen güvendesin, bidat sahibine engelleme yaptın, ben de sana eman verdim Allah buyuracak diyor. Yetkililere vazife düşüyor. Böyle bir şeyi dünyada bulabilirler. Ahirette bu imkan yok. Bak ahirette kurtuluş arıyorlarsa dinimize zarar verenlerin konuşmalarına engel olacak. Ama yok. Orada adam hadis okuyor, ona engel olunuyor. Öbürü doğruyu konuşuyor, ona sapık deniliyor. İmkanlar maalesef. Ve men hane sahibi bid'atin rafa'allahu fil cenneti mi'ete derecetin. Bir kişi bid'at sahibini hakir görürse, ona değer verirse İslam'ı yıkmaya yardım etmiş olur. Ama ona değer vermezse, ona itibar etmezse, ona hürmet etmezse, ona saygı göstermezse, hakaret etmeyecek. Hakaret başka bir şey. Ben hakaret yasak. Ama nedir? Saygı göstermek zorunda mıyım ya? Efendim neymiş? Efendim, bu da bir görüştür. Saygılı olalım görüşlerimize. Ben Allah'ın inkarına, şirkine, hadisin reddine saygı duymam. Ama kalkıp hakaret edecek halim de yok. Hakaret etmem. Ama saygı duyamam. Hürmet ifadesi gösteremem. Ha, kim ona saygı göstermezse Allah onu cennette 100 derece terfi ettirecek ve yükseltecek. Ondan sonra فَلَا تَكُنْ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فِي اللّٰهِ اَبَدًا. Ey Müslüman!
Allah hakkında, dini hakkında, kitabı hakkında, Habibi sevgilisi hakkında sallallahu aleyhi ve sellem. Sakın ebediyen bid'at sahibi olma. Bid'at itikadındakine arkadaş olma. Ben bu kadar ayeti hadisi bilirken, bizim hocalarımızı da bunlarla oturmuş kalkmış görürsem, ben bu uyarıyı yapmayı kendime farz bilirim. Ben vazifemi yaptım.